İmtihanın sırrı. Hayatınız boyunca güzel bir şeyi elde etmek için çaba harcamış ve emek sarf etmişsinizdir. Örneğin eğitim hayatınızı düşünün. O dönemden aklınızda kalan muhtemelen sık sık karşılaştığınız sınavlardır. Bunların içinde en önemlisi ise üniversite sınavıdır. Çoğu genç insan üniversite sınavını hayatının dönüm noktası olarak tanımlar. Çünkü geleceklerini nasıl şekillendireceklerini birkaç saatlik imtihanın sonucunda belirleyeceklerini düşünürler. Bu nedenle yıllarca çalışır, uykusuz kalır, pek çok sosyal faaliyetten uzak durup dikkatlerini sadece derslerine verirler. Tek amaçları istedikleri üniversiteye girebilmektir. Bu amaca ulaşabilmek için büyük bir sabır ve kararlılık gösterirler. Hayattaki en büyük amacı güzel bir ev sahibi olmak olan bir kişinin ise bu evi elde etmek için önce yeteri kadar maddi güce sahip olması gerekir. Bunun için gece gündüz demeden iyi bir iş sahibi olabilmek, mevkisini yükseltebilmek, dolayısıyla maddi kazancını artırabilmek için çalışıp çabalar. Ancak böyle uzun süreli ve özverili bir çalışmadan sonra o kişinin istediği evi satın alması mümkün olur. Bunların yanı sıra insanın maddi güç ya da toplum içinde itibar, şöhret ve belli bir kariyer elde etmek gibi hedefleri varsa, bunlar için de ciddi bir çaba sarf etmesi ve bazı zorlukları göze alması gerekir. Ancak izlediğiniz bu örnekler, insanın dünyadaki kısa hayatı boyunca elde edeceği geçici yararlarla sınırlıdır. Ve bu yararların hepsi ya ölümle birlikte ya da henüz dünyadayken herhangi bir sebeple aniden elinden çıkabilir. Örneğin yıllarını sınav günü başarılı olmak için durmaksızın çalışarak geçiren bir genç, başına gelen bir kazayla sınava giremeden hayatını yitirebilir. Veya yıllar süren bir emek sonucunda sahip olduğu evi yakıp yıkacak olan bir felaket, İnsanın çabasını, emeğini bir anda yok edebilir. Dünya hayatında elde edilmek istenen yararların tümü geçicidir. Ancak bunların yanında asla bitmeyecek güzelliklerin, sonsuz nimetlerin bulunduğu gerçek bir hayat vardır. Bu, ölümden sonraki ahiret hayatıdır. Dünya hayatı, insanın sonsuz ahiret yurduna ulaşmak için denendiği geçici bir imtihan yeridir sadece. Dünya bir imtihan yeridir. Allah insanları bir amaç üzere yaratmıştır. Bu amacın ne olduğunu da Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Ayet. Yalnızca Allah'a ibadet etmek için yaratılan insanın önünde ortalama 60-70 yıllık kısa bir ömür vardır. Ve bu ömür tıpkı bir kum saatinde olduğu gibi hiç durmadan akmakta, insan ahirete doğru sürekli bir geri sayım içinde yaşamaktadır. Zaman herkesi ve her şeyi mutlaka tahribata uğratmakta ve bu geçici dünyaya bağlananlar çok büyük bir kayıp içine düşmektedirler. Çünkü dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında çok kısadır. Bu gerçek bir ayette şöyle bildirilir. Dünya hayatı ahiretteki sınırsız mutluluk yanında geçici bir metadan başkası değildir. Rad Suresi 26. Ayet. Akıl, vicdan ve sağduyu sahibi bir varlık olan insanın yaratılış amacının, eksikliklerle dolu olan kısa dünya hayatında geçici yararlar elde etmek olmadığı çok açıktır. İnsan imtihan edilmektedir ve hedefi de sonsuz ahiret güzelliğini kazanmaktır.
insan hayırla ve şerle imtihan edilmektedir. İnsan dünyada her türlü sıkıntıyla karşılaşabilir. Sıkıntı ve zorluk anları insanın hiç karşılaşmayı ummadığı zamanlarda da ortaya çıkabilir ve çok uzun bir zaman dilimini kapsayabilir. Örneğin insan zenginken fakir düşebilir. Başarılı olduğu bir konuda ummadığı bir anda başarısızlıkla karşılaşabilir. Sevdiği bir insanı yitirebilir, hastalanabilir, sakat kalabilir. Ama bunların hepsi bu kişi için bir denemedir. Önemli olan insanların bu zorluk anlarında Kur'an ahlakını yaşamaları, her an Allah'ı zikretmeleri ve içinde bulundukları duruma şükredip hepsinde bir hayır ve güzellik olduğunu fark edebilmeleridir. İnsan bolluk, zenginlik ve çok büyük nimetler içinde de yaşıyor olabilir. Bu durumda da Allah'ın razı olacağı güzel ahlakı göstermesi, her tavrında Allah'a yönelmesi ve onun emir ve tavsiyelerine çok büyük bir titizlik göstermesi gerekir. Çünkü bolluk, dünyanın geçici süslerine dalan insan için ahireti unutturan bir etken olabilir. Ama imanlı bir insan ne kadar büyük nimetler içinde olursa olsun asla Allah'a karşı nankörlük etmez. Kur'an'da inananların dünyada yaşadıkları imtihan konularının neler olabileceği ve bunlara karşı gösterdikleri güzel tavır şu şekilde tarif edilmiştir. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz O'na dönücüleriz. Rablerinden bağışlanma ve rahmet bunların üzerinedir ve hidayete erenler de bunlardır. Bakara Suresi 155-157. Ayetler. Dünya hayatına karşılık ahireti satın almak. Dünyada insanları etkileyebilecek, akıllarını çelebilecek pek çok güzellik ve süs vardır. Ahiretin varlığını göz ardı eden insanlar doğdukları andan itibaren kendilerine süslü görünen bu değerleri elde etme hırsına kapılırlar. Allah bu süsleri Kur'an'da şöyle haber vermiştir. Kadınlara, oğullara kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. Âl-i İmrân Suresi 14. Ayet. İnsanların dünyaya yönelik tutkuları çok çeşitlidir. Ama bu tutkuları elde etmek onlara tek başına bir kazanç sağlamaz. Çünkü dünya hayatı çok kısa ve geçicidir. Kehf suresinde insanların hırsla bağlandıkları dünya hayatının gerçek durumu şöyle bir benzetmeyle anlatılmıştır. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Gökten indirdiğimiz suya benzer. Onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karıştı, böylece rüzgarların savurduğu çalı çırpı oluverdi. Allah her şeyin üzerinde güç yetirendir. Mal ve çocuklar dünya hayatının çekici süsüdür. Sürekli olan salih davranışlarsa Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlıdır. Umut etmek bakımından da daha hayırlıdır. Kehf Suresi 45 ve 46. Ayetler. Dünyaya ait her türlü süs, zenginlik, güzellik, evler, mücevherler, makam, ün ya da kariyer sadece kısa bir yarardan, geçici bir oyalanmadan başka bir şey değildir. Bunların tümü mutlak surette yok olacaktır. Ama insanların büyük bir bölümü bunların geçici olduğunun farkına varmaz, tam tersine bunlara dalıp oyalanır. Kimi sürekli daha çok mal toplamaya,
kimi insanlar tarafından daha çok itibar görmeye, kimi de iş yerinde en başarılı kişi olarak tanınmaya çalışır. Pek çok insan tüm bunlara öyle büyük bir hırsla bağlanır ki bu oyalanma onlara ölüm sonrasında karşılaşacakları sonsuz ahiret hayatını tamamen unutturur. Ölümü bir yok oluş olarak algılar, bu yüzden de ölümden sonrası için bir hazırlık yapmayı düşünmezler. Müslümanlar ise ölümle birlikte dünyadan ayrılmayı şevk ve heyecanla karşılarlar. Dünyada yaptıkları güzelliklerin karşılığını Allah'tan sonsuz ahiret hayatında almayı umarlar. Ahirette cennet gibi sonsuz güzellikler ve inceliklerle dolu bir mekana kavuşma umudunun şevki ve coşkusu içinde yaşarlar. Allah onları büyük bir ecirle müjdelemiştir. Bu müjde Kur'an'da şöyle bildirilir. Hiç şüphesiz Allah müminlerden, karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip müjdeleşiniz. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Tevbe Suresi 111. Ayet. Kadere teslimiyet. Yeryüzünde yaşanan imtihanın ortamının çok önemli bir sırrı vardır. Bu sıra vakıf olan müminler karşılaştıkları zorluklara büyük bir şevk ve neşeyle sabır gösterirler. Bu sırrın özünde kader gerçeği vardır. Müslüman Allah'ın her şeyi bir kader üzerine yarattığını ve başına gelenlerin sadece Allah'ın dilemesiyle gerçekleştiğini bilir. Bu gerçek Kur'an'da şu şekilde tarif edilir. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır. En'am suresi 59. ayet. İnsan zamana bağlı yaşayan ve olayları sadece yaşadığı andan bakarak değerlendirebilen bir varlıktır. Geleceği bilemediği için karşılaştığı olaylardaki uzun vadeli hikmetleri, güzellikleri ve hayırları da her zaman göremeyebilir. Ama zamanı yaratan Allah, zamana bağımlı olan tüm varlıkların hayatlarını zamanın dışından görüp bilir. İşte bu noktada karşımıza çıkan kader gerçeğidir. Kader Allah'ın geçmiş ve gelecek tüm olayları tek bir an olarak bilmesidir. Yani sonucu bilinmeyen olaylar sadece bizim için birer bilinmezdir. Allah bizim bilemediğimiz olayların tümünü öncesiyle ve sonrasıyla bilir. Bu nedenle insanın dünyadaki imtihanı aslında başı ve sonu belli olan bir imtihandır. Geçmiş, gelecek ve içinde yaşadığımız an Allah katında birdir, hepsi olup bitmiştir. Biz ise bu olayları ancak zaman geldiğinde yaşayarak öğreniriz. İşte bu kader ilmi, inkarcıların vakıf olamadıkları büyük bir ilimdir. Müslümanların dünya ve ahiret hayatındaki tüm zorluklara ve denemelere güzel bir sabır göstermelerine vesile olan da bu ilimdir. İman edenler başlarına gelen her şeyin bir kader üzerine gerçekleştiğini bilmenin rahatlığını ve huzurunu yaşarlar. Bir Kur'an ayetinde şöyle bildirilmiştir. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet hiç kimseye isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse onun kalbini hidayete yöneltir. Allah her şeyi bilendir. Tevabün suresi 11. ayet. Olayları gelecekten izlemek. Bir insanın karşısına ne kadar büyük bir zorluk ve sıkıntı çıkarsa çıksın bu durum kesinlikle geçicidir. Örneğin bir kişi yapmadığı bir şeyle suçlanıp haksızlığa uğrayabilir. Ama gerçeğin ortaya çıkacağı bir zaman mutlaka gelecektir. Haksızlığa uğrayan kişinin mağduriyeti dünyada son bulmasa bile hesap günü onu haksızlığa uğratan kişiler mutlaka yaptıklarının karşılığını göreceklerdir. Aynı şekilde haksızlığa uğrayan kişi de bu duruma sabrettiği için hesap günü güzel bir karşılık umabilecektir.
Ayrıca Allah Kur'an'da Müslümanlar için her zorluğun yanında bir de kolaylık yaratacağını haber vermiştir. Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. İnşirah Suresi 5 ve 6. Ayetler. İman eden insan Allah'ın sonsuz adaletine güvenir. Zorluğun ardından gelecek kolaylığı bekler ve içinde bulunduğu durumdan dolayı ümitsizliğe kapılmaz. Yaşadığı zorlukların gerek dünyada gerekse ahirette karşısına bir güzellik olarak çıkacağını unutmaz. Olayların nasıl gelişeceği konusunda da herhangi bir müdahale, engelleme ya da durdurma imkanı olmadığının bilincindedir. Karşılaştığı zorluklar müminin kendisini eğitmesine, imani konulara derinleştirmesine, ahlakını güzelleştirmesine ve cennetteki derecesini artırmasına birer vesiledir. Şunu da unutmamak gerekir, bu yalnızca Allah'a samimi olarak iman eden ve kadere teslim olanların yaşayabilecekleri bir ruh halidir. Dinden uzak yaşayan insanlarsa karşılaştıkları olaylarda kadere olan teslimiyetsizlikleri sebebiyle ümitsizliğe, korkuya, heyecana kapılır ve bir tür çıkış yolu bulamayacaklarını düşünürler. Ahirete yönelik bir ümitleri ve beklentileri de olmadığı için her zaman huzursuz ve sıkıntılı bir ruh hali içinde yaşarlar. Bu insanların durumu bir ayette şöyle haber verilmiştir. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi saptırmak isterse onun göğsünü sanki göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar. Allah iman etmeyenlerin üstüne işte böyle pislik çökertir. Enam Suresi 125. Ayet. Ayette söz edilen bu sıkıntılı hal, söz konusu insanların Allah'ın yarattığı kadere teslim olmamalarından kaynaklanan, kendi kendilerine yaptıkları bir zulümdür. Sonsuz akıl ve kudret sahibi olan Allah'ın, insanın kaderini yönlendiriyor olması, her şeyin hakimi olması, iman eden bir insan için çok büyük bir nimettir. Ancak imanı zayıf olan veya iman etmeyen insanlar, bu nimetin kıymetini bilmezler. Bu yüzden kadere teslimiyet gösteremez ve yaşamları boyunca her an sıkıntılara maruz kalırlar. Aslında bu durum, tevekkülsüzlüğün manevi bir cezası olarak dünyada verilen karşılıklardandır. Bir ayette şöyle bildirilir. Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şeyle zulmetmez. Ancak insanlar kendi nefislerine zulmediyorlar. Yunus Suresi 44. Ayet. Sonuç. Şu an tüm insanlar hızla ölüm anlarına yaklaşıyorlar. Bugün en genç insan içinde, en yaşlı insan içinde ölüm aynı uzaklıkta. Çünkü kimin ne zaman ve nasıl öleceği belli değil. Yatağında ölümü bekleyen yaşlı bir insan için ölüm ne kadar yakınsa, yolda yürümekte olan bir genç için de aynı yakınlıkta. Belki de o genç birkaç dakika sonra karşıdan karşıya geçerken bir kaza geçirecek ve bu dünyada yaşadığı hayatı son bulacak. Kısacası her insan ölüme çok yakındır. Ölümün yakınlığı insana dünyanın önemsizliğini gösterir. İnsan dünyada kendisine verilen kısa süre içinde ahirete yönelik en fazla kazancı sağlamakla yükümlüdür. Büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin de söylediği gibi, dünya iman eden insanlar için seyyar bir ticarethane ve kısa bir müddet için yol üstünde kurulmuş bir pazardır. Yani bir insan burada çok karlı bir ticaret yapabilir ve ahirette sonsuza kadar bu dünyada kazandığı ecirlerin karşılığını yaşayabilir. Sağduyu sahibi bir insana düşen vicdanının sesini dinleyip Allah'ın kendisini bir denemeden geçirdiğini hiç unutmamaktır. Allah dünya hayatında insanlara rehber olarak Kur'an-ı Kerim'i, örnek olarak da elçileri ve salih müminleri göndermiştir. Samimi kalple Allah'a yönelen bir insan, karşısına ne tür bir zorluk çıkarsa çıksın, mutlaka bir kolaylıkla karşılaşacak ve kurtuluşa erecektir. Yani bu imtihan dünyasının en büyük sırlarından biri,
iman edenler için mutlak bir kazançla noktalanmasıdır. Bundan sonra iman eden bir insanın yapması gereken tek şey, kaderin izleyicisi olmak ve ayetlerde bildirilen üstün ahlakı kendine örnek almaktır. Her ne olursa olsun Allah'a sadakat gösteren, sabır ve kararlılıkla ahirete yönelen kişilerin durumu Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet edenden dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne boyun eğdiler. Allah sabredenleri sever. Onların söyledikleri Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya ve ahiret sevabının güzelliğini onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever. Ali İmran Suresi 146 ila 148. ayetler. İmtihanın sırrı. Çoğu genç insan üniversite sınavını hayatının dönüm noktası olarak tanımlar. Çünkü geleceklerini bu 3-4 saatlik imtihanın sonucuna göre belirleyeceklerini düşünürler. Bu nedenle yıllarca çalışır, uykusuz kalır, pek çok sosyal faaliyetten, tatil ve eğlenceden uzak durup kendilerini sadece derslerine verirler. Tek amaçları üniversitede istedikleri bölüme girebilmektir. Bu amaca ulaşabilmek için büyük bir sabır ve kararlılık gösterirler. Aynı şekilde hayattaki en büyük amacı güzel bir ev sahibi olmak olan bir kişi düşünün. Bu evi elde etmek için önce yeteri kadar maddi güce sahip olması gereklidir. Bunun için gece gündüz demeden önce iyi bir iş sahibi olabilmek, sonra mevkisini yükseltebilmek, dolayısıyla maddi kazancını arttırabilmek için çalışıp çabalar. Ancak uzun süreli ve özverili bir çalışmadan sonra istediği evi satın alması mümkün olur. İnsanın bir hedefine ulaşabilmesi için kimi zaman yıllarca süren bir çaba, kararlılık ve dirayet göstermesi gerekebilir. Bunu yaparken hedefi uğrunda pek çok şeyi göze alması, zorluklara sabretmesi kaçınılmazdır. Toplum içinde itibar, şöhret ve belli bir kariyer elde etmek isteyenler de aynı dirayeti göstermek zorundadır. Hedef ne olursa olsun çaba gerekir. Benzer şekilde eğer kişi sonsuz hayatını kazanmak, ebedi mutluluğa erişmek istiyorsa, dünya hayatında bu hedefi için çabalamalıdır. Hayat, gerçekte Allah'ın bizleri sınamak ve eğitmek için yarattığı geçici bir süredir. İnsan bu süre boyunca düşünmeli ve Allah'ı tanımalıdır. Onun hükümlerine uymalı ve yaşamı boyunca sadece onun rızasını aramalıdır. Hayatı boyunca başına gelen her şeye en güzeliyle karşılık vermeli, sabretmeli ve güzel ahlak göstermelidir. Her şey Rabbimizden gelen bir denemedir. Mümin bu bilinçle baktığı için başına gelenlerden zevk alır. Her şeyi neşe ve şevkle karşılar. Bu ise dünyadaki imtihanın müminlere has olan bir sırrıdır. Şüphesiz bu sırrı kavrayan insan güzel bir karşılık görecektir. İnsanın yaratılış amacını öğrenebileceği kaynak Kur'an'dır. İnsana dünya hayatı boyunca nasıl bir ömür geçirmesi gerektiği Kur'an'da şöyle bildirilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bizim sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız? İnsanın yaratılış amacı Allah'a kulluk etmektir. Allah Kur'an'da şöyle bildirir. İnsanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Yalnızca Allah'a ibadet etmek için yaratılan insanın önünde ortalama 60-70 yıllık kısa bir ömür vardır. Bu ömür tıpkı bir kum saatinde olduğu gibi hiç durmadan akmaktadır.
İnsan ahirete doğru sürekli bir geri sayım içinde yaşamaktadır. Herkes kendisi için belirlenmiş bir süre kadar yeryüzünde kalacaktır. Bu vaktin bilgisi sadece Allah katında saklıdır. Dünya üzerindeki her şey zamanı geldiğinde yok olacaktır. Kur'an'da bu apaçık olan gerçek şöyle bildirilir. Dünya hayatı, ahiretteki sınırsız mutluluk yanında geçici bir metadan başkası değildir. Sonsuz ahiret hayatının yanında dünya hayatı çok kısadır. Çünkü dünya üzerinde her şey eskimeye, yaşlanmaya ve yok olmaya doğru ilerlemektedir. Zaman, herkesi ve her şeyi mutlaka tahribata uğratmaktadır. Bu geçici dünyaya bağlananlar çok büyük bir kayıp içindedirler. Kişinin sadece iman ettim demesi kesinlikle yeterli değildir. İnsan, karşılaştığı olaylar karşısında gösterdiği ahlak ve tavırlarla denenmektedir. İmanını tavırlarıyla da göstermelidir. Çünkü kıyamet gününde gizli ya da açık, hayatına dair her şey ortaya dökülecektir. Çok hassas bir hesap yapılacaktır. Bu hesapta insanlar, Nisa suresi 49. ayette belirtildiği gibi, bir hurma çekirdeğindeki iplikçik kadar bile haksızlığa uğratılmayacaktır. İyilikleri ağır basanlar, sonsuz güzelliklerle bezenmiş cennette ağırlanacaktır. Kötülüğü ve zulmü yol olarak benimseyenler, sonsuz cehennem azabıyla karşılık bulacaklardır. Çünkü Allah, bu kısa hayatı, iyi ve doğru olanları diğerinden ayırt etmek için yaratmıştır. Mülk suresinde bu gerçek şöyle bildirilir. O, amel bakımından hanginizin daha iyi olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Dinden uzak insanların yanılgıları bu dünyadaki hayatı kalıcı zannetmeleridir. Burada bir denemeden geçirilmekte olduklarını unutmalarıdır. Dünyada gaflet içinde yaşayan insanların akıllarını çelebilecek pek çok güzellik ve süs vardır. İnsanlar genellikle doğdukları andan itibaren kendilerine süslü görünen bu değerleri elde etme hırsına yönlendirilirler. Allah, insanları dünyaya hırsla bağlayan bu süsleri Kur'an'da şöyle haber vermiştir. Kadınlara, oğullara kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet, insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. De ki, size bundan daha hayırlısını bildireyim mi? Korkup sakınanlar için Rablerinin katında, içinde temelli kalacakları altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kulları hakkıyla görendir. Dünyaya ait her türlü süs mutlak surette yok olacaktır. Zenginlik, güzellik, eşler, evler, mücevherler, makam, ün, kariyer ve diğerleri geçici bir oyalanmadan başka bir şey değildir. Fakat insanların büyük bir bölümü bunların geçici olduğunun farkına varmaz. Kimi sürekli daha çok mal toplamaya, kimisi insanlar tarafından daha çok itibar görmeye çalışır. Kimi daha güzel veya yakışıklı bir eş bulmaya, kimi de iş yerinde en başarılı kişi olarak tanınmaya çabalar. Tüm bunlara öyle büyük bir hırsla bağlanırlar ki sonsuz ahiret hayatını tamamen unuturlar. Ölümden sonrası için bir hazırlık yapmayı düşünmezler. Bunu şöyle bir benzetmeyle anlayabiliriz. İki insan düşünün. Bunların ikisine de çok yüklü bir sermaye verilsin. Ne şekilde harcayacaklarının kararı da kendilerine bırakılsın. Bu kişilerden biri elindeki bütün imkanları hoyratça saçıp savursun ve elinde hiçbir şey kalmasın. Kuşkusuz bu kişi çok büyük bir pişmanlık yaşayacaktır. Diğer kişi ise elindeki sermayeyi kalıcı ve insanlara faydalı yatırımlar için harcasın. Elde ettiği tüm güzellikler hem kendisi hem de insanlık için bir kazanç olsun. İşte dünyada insana verilen mal, mülk, ün, itibar, güzellik ve diğer pek çok nimette kişinin ahirete hazırlanması için tanınmış birer fırsattır. Bu dünya, Allah'ın rızasını kazanmak için çaba harcanması gereken bir mekandır. Bu nedenle de insan dünya hayatındaki her saniyesini çok iyi değerlendirmelidir. Yaptığı her işte Allah'ı en fazla nasıl razı ederim sorusunun cevabını aramalıdırlar.
dünyaya dalıp ahireti unutmamalıdırlar. Geçici bir yarar uğruna ahiretini gözden çıkarmamalıdırlar. İnsanın Allah'a döndürüldüğü zaman sonsuz güzelliklere kavuşmasının yolu budur. Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Andolsun mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bu emirlere olan azimdendir. Salih müminler hayatlarının her döneminde bir takım zorluklarla karşılaşabilirler. Önemli olan da insanların bu zorluk anlarında Kur'an ahlakını yaşamalarıdır. Her an Allah'ı zikretmeleri ve Allah'a şükretmeleridir. Her şeyde bir hayır ve güzellik olduğunu fark edebilmeleridir. Müslümanlar zor zamanlarda bile bu üstün ahlaktan taviz vermezler. Fakirlik, açlık, korku, mallardan ve canlardan eksiltme, hastalık, inkarcıların tehditleri, iftiraları ve tuzakları. Müslümanlar bütün bu durumlarda sabrederler. Ahirette bunun karşılığını daha güzeliyle alacaklardır. Bir ayette Rabbimiz bu konuyla ilgili olarak şöyle buyurur. Sizi dayanılmaz işkencelere uğrattıklarında Firavun ailesinin elinden kurtardığımızı hatırlayın. Onlar kadınlarınızı diri bırakıp erkek çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. İman edenlerin bu zorluklar karşısında gösterdikleri üstün ahlak, onların ahiretteki derecelerini artırmaktadır. Bakara suresinde bu gerçek şu şekilde tarif edilmiştir. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz O'na dönücüleriz. Rablerinden bağışlanma ve rahmet bunların üzerinedir ve hidayete erenler de bunlardır. İmtihanın sırrını kavramış bir Müslüman için zorluklara sabretmek en büyük güzelliklerdendir. Başına gelen zorluklar onun doğru yolda olduğunu gösteren birer işarettir. Bunlar onun şevkini, neşesini, mücadele azmini kat kat arttırır. Allah Kur'an'da Müslümanlara karşılaşabilecekleri pek çok olayı önceden haber vermiştir. Cennete girebilmeleri için mutlaka geçmiştekilerin başlarına gelenlerle deneneceklerini de şöyle bildirmiştir. Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki, sonunda elçi beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır. Kadere teslimiyet. Bu dünyada yaşanan imtihanın çok önemli bir sırrı daha vardır. Bu sırrı bilen müminler zorluklara büyük bir şevk ve neşeyle sabır gösterirler. İşte bu sırrın özünde kader gerçeği vardır. Müslüman Allah'ın her şeyi bir kader üzere yarattığını bilir. Başına gelenlerin sadece Allah'ın dilemesiyle gerçekleştiğinin farkındadır. Enam suresinde yeryüzünde meydana gelen küçük büyük tüm olayların Allah'ın dilemesiyle gerçekleştiği şu şekilde ifade edilir. Gaybın anahtarları O'nun katındadır. O'ndan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır. Bu nedenle insanın imtihanı aslında başı ve sonu belli olan bir imtihandır. Geçmiş, gelecek ve içinde yaşadığımız an Allah'ın katında birdir. Hepsi olup bitmiştir.
Biz ise bu olayları ancak zamanı geldiği zaman yaşayarak öğreniriz. İşte bu kader ilmi, inkarcıların vakıf olamadıkları büyük bir ilimdir. Müslümanların tüm zorluklara güzel bir sabır göstermelerine vesile olan da bu ilimdir. İman edenler başlarına gelen her şeyin bir kader üzere gerçekleştiğini bilmenin rahatlığını ve huzurunu yaşarlar. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet hiç kimseye isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse onun kalbini hidayete yöneltir. Allah her şeyi bilendir. Bunların bilincinde olan bir Müslüman, karşısına çıkarılan görüntülerin sürekli değişmesini seyreder. Koltuğa oturup bir filmi izleyen kişinin rahatlığı içindedir. Kendisi için hazırlanmış olan kaderi güven ve sevinçle takip eder. Bu kader görüntüleri bazen ürkütücü, bazen güzel, bazen hareketlidir. Fakat imkanın sırrını kavrayan bir kişi bunları iman zevki ve heyecanıyla izler. Ürkütücü görüntüler özel hazırlanmış görüntülerdir. En ince detayına kadar planlıdır. Ama sonuçta bunların tümü Allah'ın bilgisi dahilindedir. Kader gerçeğini bilen bir Müslüman, başına gelen her türlü musibeti bir güzellik olarak görür. Bunları izlerken denemeden geçirildiğini bilir ve bunu anlayabildiği için çok büyük bir zevk alır. Bu denemeler karşısında gösterdiği güzel ahlakın Allah katında çok değerli olduğunun farkındadır. Bu müminlere has bir zevktir. Onlar bu tip sıkıntılar karşısında hüzün, stres, acı, panik, korku gibi duygular yaşamazlar. Çünkü Allah'ın her şeyi Müslümanların hayrına çevireceğini bilirler. Allah bir ayetinde müminlere şu şekilde bildirmiştir. Allah kafirlere müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez. İşte müminler bunun güveni içinde yaşam sürerler. Dünyada her türlü sıkıntı ve zorlukla karşılaşabilirler. Mallarını kaybedebilirler, hastalanabilir, yaralanabilir, ölebilir veya öldürülebilirler. Ancak bunların hiçbiri Müslümanlar için bir şer değildir. Allah bunlarla iman eden kullarını denemeden geçirir. Gösterdikleri sabrın karşılığını da hem dünyada hem de ahirette kat kat fazlasıyla verir. Müslümanlar bu kısa imtihan dönemi sonucunda sonsuz bir cennet hayatı ile mükafatlandırılırlar. De ki, Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Müslümanlar Allah'ın yarattığı kadere tam teslim olurlar. Ama bu asla bir şey yapmayıp oturmak anlamında değildir. Durumu değiştirmek için gayret eder, çabalarlar. Ellerinden gelen her şeyi sonuna kadar yaparlar. Fakat buna rağmen sonuç değişmiyorsa bunda hayır görür ve teslimiyetli davranırlar. Allah'a dayanıp güvenen bir insanın hiçbir korku ve mahzunluk yaşamayacağını bilirler. Şüphesiz bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra doğru bir istikamet tutturanlar yok mu? Artık onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Bir insanın karşısına ne kadar büyük bir zorluk ve sıkıntı çıkarsa çıksın bu geçicidir. Örneğin bir kişi yapmadığı bir şeyle suçlanıp haksızlığa uğrayabilir. Ama gerçeğin ortaya çıkacağı bir zaman mutlaka gelecektir. Dünyada olmasa bile hesap günü onu haksızlığa uğratan kişiler mutlaka yaptıklarının karşılığını alacaklardır. O kişi de bu duruma sabrettiği için hesap günü güzel bir karşılık umabilecektir. Zaman hızla ilerlemektedir. Bu olay da göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir süre içinde son bulacaktır. Kur'an'da Müslümanlar için her zorluğun yanında bir de kolaylık yaratılacağı haber verilmiştir. Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. İman eden insan, Rabbimizin sonsuz adaletine güvenir. Zorluğun ardından gelecek kolaylığı bekler. Bunu yaparken içinde bulunduğu durumdan dolayı ümitsizliğe kapılmaz. Müslüman, kaderin izleyicisi olduğunu bilir. Bu iman edenlere has bir sırdır. Bu sırrın gereği her şeyi büyük bir teslimiyet ve sabır içinde izler. Tabii ki elinden gelen çabayı sonuna kadar göstermek şartıyla.
sonuç ne olursa olsun teslimiyetlidir. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. Bu yalnızca Allah'a samimi olarak iman eden ve kadere teslim olan insanların yaşayabilecekleri bir ruh halidir. Din ahlakından uzak yaşayan insanlarsa karşılaştıkları olaylarda kadere teslimiyetsizdirler. Bu nedenle de ümitsizliğe, korkuya, heyecana kapılırlar. Bir türlü çıkış yolu bulamayacaklarını düşünürler. İşte bu anlar samimi Müslümanların diğerlerinden ayrıldığı zamanlardır. Zor anların Müslümanları üst üste gelen sıkıntılara ve zorluklara karşı şöyle cevap verirler. Biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz O'na dönücüleriz. İnsan zorlukla karşılaştığında içinde iki farklı ses duyar. Bunlardan biri fedakarlığı, cesareti, güzel ahlakı tavsiye eder. Bu her daim Allah'ın dilediği şekilde davranmayı emreden vicdanın sesidir. Bu sesi dinleyen kişi Allah'ın en çok razı olacağı tavrı tercih edecektir. İkinci ses ise Yusuf suresinin 53. ayetinde bildirildiği gibi var gücüyle kötülüğü emreden nefsin sesidir. Bu ses insana isyanı, fıskı, bencilliği ve korkaklığı fısıldar. Bu sesi dinleyenler kendilerine şeytanı dost edinmişlerdir. Şeytan insanları doğru yoldan engellemek için her türlü yolu deneyecektir. Şükretmelerine ve güzel ahlak göstermelerine mani olmaya çalışacaktır. Bundan dolayı Müslümanların bir zorluk karşısında hemen vicdanlarına uymaları şarttır. Çünkü diğeri şeytanın yoludur. Bu yolda kötü ahlaka dair pek çok özellik yatmaktadır. Beraberinde bencilliği, menfaatperestliği, ikiyüzlülüğü getirir. Müslümanlar şeytanın değil vicdanlarının sesini dinlerler. Müslümanın günlük hayatında çeşitli zorluklarla ve sıkıntılarla karşılaşması imtihanıdır. Ancak aynı zamanda mümin cennet özlemi içindedir. Zorluklarla kolaylıklar, güzelliklerle çirkinlikler, iyiliklerle kötülükler kıyaslandığında insan cennete daha çok özlem duyar. Küçük büyük her olayda müminin bakış açısı olumludur. Mesela çok izlemek istediği bir televizyon programını kaçırmak ya da yiyecek bir şeyi ısmarlamayı unutmak. Bu olayların hepsinde hayır ve hikmet vardır. Bazen insan hikmetini detaylarıyla görür, bazen de göremez. Örneğin bir televizyon programını kaçırır, seyredemez fakat bu zaman süresince hayırlı bir hizmet için vakit kazanmış olur. Televizyondan alacağı sevaptan çok daha fazlasına kavuşur. Yiyecek bir şey ısmarlamayı unuttuğunda belki de bu onun sağlığı için bir perhiz hükmünde olabilir. Tansiyonu yüksek bir insan peynir almayı unutup o gün peynir yemese tansiyonu normale döner. Tevekkül ettiği için sevap alır, hayra yorduğu için Allah'ın beğenmesine sebep olur. İnsanın günlük hayatı içinde bu tarz örnekler çoktur. Bu yüzden bu konunun çok iyi anlaşılması önemlidir. İnsanın karşılaştığı küçük veya büyük her olay kaderdedir. Dünya hayatı bir deneme süresidir. İyilerle kötüler, doğrularla yanlışlar, vicdanına uyanlarla şeytanın peşinden gidenler bu sürenin sonunda birbirinden ayrılırlar. İnsan her şeyin yolunda gittiği durumlarda zaten rahatlıkla güzel bir ahlak sergileyebilir. Ama asıl önemli olan işler zahiren yolunda gitmediğinde, zorluk ve sıkıntılarla karşılaşıldığında güzel ahlak göstermektir. Örneğin kişi ters bir tavırla karşılaştığında, bir iftiraya uğradığında, maddi kayıp yaşadığında bunu hatırlamalı ve güzel tavır sergilemelidir. İman edenlerin bu neşeli ve güçlü karakteri dinden uzak hayat yaşayan insanların kesinlikle anlayamayacağı bir özelliktir. Acaba bu kişilerin arkalarındaki güç nedir diye sıkça sorarlar. Bunu soranlar, inananların arkasındaki gücün Rabbimiz olduğu gerçeğinden gafildirler. Onlara göre insanın güçlü olması için arkasında maddi bir dayanağı, güven duyduğu yakınları ve destek aldığı bir çevresi olmalıdır. Bu nedenle de iman edenlerin arkasında hep farklı bir maddi kaynak ya da güç ararlar. Oysa bu güç Allah'a ve kadere imanın, tevekkülün ve teslimiyetin bir sonucudur. Allah müminlere işlerinde kolaylıklar yaratır. Bunu da çeşitli ayetlerinde bize bildirir. Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. Kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir
ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Elbette Allah kendi emrini yerine getirip gerçekleştirendir. Allah her şey için bir ölçü kılmıştır. Allah din ahlakından uzak insanları da denemeden geçirir. Kimi zaman nimetler verir, kimi zaman da bu nimetlerden kısar. Bu durumda inkarcılar çoğunlukla Allah'a karşı nankörlük ederler. Dünyada imtihan olduklarının şuurunda değildirler. Bundan dolayı da hem dünyada hem de ahirette kayba uğrarlar. Fakat insan ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden geçirse, ona bir keremde bulunsa, nimetler verse, Rabbim bana ikram etti der. Ama ne zaman onu deneyerek rızkını kıssa hemen, Rabbim bana ihanet etti der. Dünyadaki sınav insanın yaşamının son anına kadar devam etmektedir. Bir insan eğer 75 yıl yaşıyorsa, 75. yılının en son gününde de Allah'a karşı olan sorumluluğu devam eder. Bu yüzden yaşamının her anında Allah'ın hükümlerine uymalı, ibadetlerini yerine getirmelidir. Tüm yaşamını Allah'ı hoşnut etmek üzere kurgulamalıdır. Allah bu zorlu gibi gözüken yolda insana rehber olarak Kur'an'ı göndermiştir. Elçileri ve salih müminleri de örnek kılmıştır. Dolayısıyla insan nasıl davranması gerektiğini bilir. Kur'an'da bildirilen sırlara göre de bakış açısını şekillendirir. İmtihanın sırrını bilen bir mümin, samimi olduğu takdirde karşısına ne türlü bir zorluk çıkarsa çıksın, mutlaka bir kolaylıkla karşılaşacak ve kurtuluşa erecektir. Yani bu imtihan dünyasının en büyük sırlarından biri, iman edenler için mutlaka bir kazançla noktalanmasıdır.